Değerli takipçiler, şekilde verilenlere göre bilinmeyen x açısını bulmaya çalışacağız. Bu tür soruların daha net anlaşılabilmesi için meraklı izleyenlerin TUMOZ grubunda lemmalar üzerine çalışmalarımı yayınlamıştım. Onları izlemelerini tavsiye ederim. Peki burada verilenlere bakalım şimdi. BDC üçgeninde iç açılar biliniyor. 42, 84 var. D'ye düşen açı miktarını yazmaya çalışıyorum. Burası 54 derece olacaktır. Peki eş uzunluklar var. Buradan artık özel yapıları kurabilmek için çizimlere girmek istiyorum. 42 dereceyi 12 ve 30 diye parçalayacak olursak burada ikizkenar üçgen kurmuş görmüş oluruz. Bu taslak çizimdir tabii ki. Eşkenarlar, eş uzunlukları renklendirmeye çalışıyorum. Kırmızı rengi vermeye çalışıyorum. Bu gerçek çizim değildir. Mevcut şekil üzerinde çözüm üretmeye çalışıyorum. Burayı artık 12 derece aldım. Sebep nedir? 84'ü 90'a 6 tamamlar. 2, 6, 12 yapar. İkizkenar üçgen kurabilmek için bunu yaptım. Peki normal şartlarda açı dağılımına girdiğimizde burası artık 30 olmuştur. Net anlaşılması için bu eşkenarları bir birim alabilirim ben. Kolaylık olsun diye. Bunları böyle bir birim alabilirim. Peki şimdi de artık şu üçgen, şuraya kesene bir isim vereyim. K diyeyim. AKB üçgenine baktığımız zaman bu üçgen geniş açılı bir üçgendir. Çünkü K'da dış açıyı 84 biliyoruz. Demek ki iç açı 80, 90'dan büyük. Burada artık çizimlerimizi şöyle yapabiliriz. Bir kenarı BK olan bir eşkenar üçgen çizebilirim. Buradaki çizimlerim biraz taslak olacak. Gerçeği tam yansıtmayabilir. Şöyle bir çizim yaptım. Bu kurduğum üçgene yani KLB üçgenine eşkenar üçgen olarak planlama yaptım. Kenarları bir birim olan, açıları da iç açıları da 60 derece olan bir eşkenar üçgen çizdik, kurduk. Peki bu şartlarda artık kurduğumuz eşkenar üçgende artık BD'nin simetri ekseni olduğunu görüyoruz. Şurası 90 derecedir. BD simetri ekseni olduğundan dolayı LD uzunluğu ile DK uzunlukları birbirine eşittir. Burada mevcut açı dağılımına girdiğimizde şunları yazabiliriz. 60 burada var, 84 burada var. Bir başka ifadeyle şuraya T demiş olsaydık. DTK üçgeninden artık dar açılar 54 ve 36 olmuştur. Şurası 36 derecedir. Şuradaki açı da artık 36 derece olacaktır. Çünkü biz BLDK'nın deltoid olduğunu görüyoruz. Burada geçmişte kullandığımız, ürettiğimiz bilgilerden kısmen yararlanmak istiyorum. Çünkü direkt yazdığım zaman birçok izleyen bunu anlayamaz, göremeyebilir. Şurası TK uzunluğu, şöyle yazmaya çalışıyorum. TK uzunluğu 30 karşısı yarımdır, yani 1 bölü 2'dir. Peki şu üçgende, DTK üçgeninde geçmiş çalışmalarımızda bunu gösterdik, gördük. Kosinüs 36'nın değeri fi bölü 2'dir. Peki fi bölü 2 olduğuna göre burada 36 derecenin kosinüsünü DTK üçgeninden okuduğumuzda şuradaki artık şekil üzerinde göstermeye çalışıyorum. DK'nın uzunluğu 1 bölü pi yapacaktır. Şöyle yazmaya çalışıyorum. Buradaki DK uzunluğu 1 bölü fi yapacaktır. Artık fi'ye bağlı çalışmalarımızdan 1 artı 1 bölü fi'nin değerini hesaplayacak olursak onu şurada göstermeye çalışayım. Çünkü şurada AD uzunluğu 1'dir. 1 artı 1 bölü fi'yi hesapladığımız zaman bu da fi artı 1 bölü fi yapar. Karesi kendisinin bir fazlasına eşit olan sayı neydi? Fi sayısıydı. O halde burası fi karedir. Demek ki burası fi karenin fi'ye bölümü ne olacaktır? Fi olacaktır. Buradan varmak istediğimiz hedef şudur artık. AK uzunluğu gerçekte fi birim olmuştur. Şimdi biz buranın LK'nın bir birim olduğunu biliyoruz. Çünkü biz burada eşkenar üçgen kurduğumuzdan dolayı bunlar geldi. Devamı ki artık özellikle bunu
göstermeye çalıştım. L'yi A'ya birleştirdiğim zaman bu da bir birim olacaktır. Rastgele söylemiyorum bunu. İşte 36, 72, 72 açılı üçgenden 36, 72, 72 açılı üçgenden ve 36, 36, 108 açılı üçgenden bunları söylüyoruz. Peki buradan artık şunu görebiliyoruz artık. L noktası öyle bir nokta ki L noktası öyle bir nokta ki artık taradığımız A, K, B üçgenin fevral çemberin merkezi olmuştur. Burası ne olmuştur artık? Merkez olmuştur. Peki burada açı dağılımına girecek olursak neler yazabiliriz? Onları yazmaya çalışalım şimdi. Biz buraya 36 biliyoruz. 2 36'nın toplamından buraya düşen açı miktarı 72 olmuştur. ALD ikizkenar üçgen olduğundan dolayı burası da artık 72 olmuştur. Şuradaki açı toplamda 36 derece olmuştur. Ancak taradığım üçgendeki açı dağılımına bakacak olursak onu ön plana çıkartmaya çalışayım. Yani ALB üçgenindeki taban açılarını yazmaya çalışsak neler yazabiliriz? Onu kurmaya çalışalım. 108 burada var, 60 da burada var, 168. 168'in bütünlüğünü 12 yapar. 12'nin artık şurada 6 derecesi bulunur. Şurada da 6 derecesi bulunur. Artık biz x açısını buradan 30 derece olarak okumuş, bilmiş, bulmuş oluruz. Değerli izleyenler, ben böyle düşünebildim. Sizler farklı çizimler, çözümler kurabilirsiniz. Tabi burada kosinüs 36'nın fi bölü 2 olduğunu nereden gördük, bildik, bulduk diyenler şu basit bilgiden de yararlanabilirler. Örneğin şurada kısaca göstermeye çalışayım. Biz tepe açısı 36 derece olan ikizkenar üçgende işte tabanı bir birim aldığımız zaman şuralarda fi birim oluyordu. Bu ikizkenar üçgenden de işte kosinüs 36'ya girebilirler. Bunu okuyabilirler. Umarım anlaşılmıştır. Buralar 72 dereceydi. Şuralar 72 dereceydi.